Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar Türkçe ders kitabımızın 40 ile 45. sayfalar arasındaki Mustafa Kemal'in Kanısı adlı parçamızın etkinlik ve hazırlık çalışmalarıyla birlikteyiz. Bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerinin yazılı soruları ve tüm ders kitaplarının çözümlerinin bulunduğu link olacak. Bu videonun altındaki açıklama kısmına gittiğinizde hepsini orada görebilir ve bütün ödevlerinizi, bütün yazılarınızı orada halledebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup tabi videolarımıza beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Önce iki tane hazırlık sorumuz var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı ifadesi sizlere neyi çağrıştırıyor? Elbette ki kahramanlığı, milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı özgürlüğü, bağımsızlığı, zaferi. Ayrıca 7'den 70'e verilen mücadeleyi çağrıştırıyor değil mi? En başta söylediklerimi de rahatlıkla ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. İkinci soru. Ben hızlı gideceğim tabii ki. Siz videoyu durdurup yazın ve sonra videoyu tekrar yürüterek gelebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuz ise ne diyor? Milli mücadele kahramanlık gösteren Türk kadınlarıyla ilgili bulunduğunuz görselleri yani fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben iki tane koydum şuraya arkadaşlar. Çete Emir Ayşe, bu askerin adı. Çete Emir Ayşe'nin bir fotoğrafı. Bir de yanında işte silahla iki tane kadın şurada gördüğünüz gibi erkeklerin yanında oturuyor ve önünde oturuyor. Bu milli mücadele döneminde cephedeki kadınlardır. Siz de internette birçok görsel bu şekilde fotoğraf bulabilir. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben geçiyorum. Hazırlık sorularını bitirdik. Bir sonraki sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Birinci etkinliğimizde şiirde geçen bazı kelimeler ve anlamlarını eşleşen cümleler var arkadaşlar. Hangi kelime, hangi cümle ile eşleşiyorsa karşısına yazınız. Kanı C ile eşleşiyor gördüğünüz gibi. Ulu Ç, Nazar E ile. Bakalım neymiş Nazar? E ne diyor? Belli kimselerde bulunduğuna inanılan kıskançlık veya hayranlık la bakıldığında insanlara eve, mala, mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk göz değmesi de deriz değil mi? Bu neymiş arkadaşlar işte? Nazarmış. Asker, askerin karşılığı yok arkadaşlar etkinlikler arasında. Cephe A zaten kitabımız vermiş. Yas, yas. B, kına. Kına da yok arkadaşlar. Karşılık gelen bir cümle yok. Mahzun. D seçeneği. Üzgünlük. Mahzun demek arkadaşlar. Çarık. Ve Seda da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kına, Seda ve asker kelimelerinin karşılığı yok. Diğerlerinin karşılığı var arkadaşlar. Bunları bu şekilde işaretledikten sonra hemen geçiyorum. İkinci etkinliğe. İkinci etkinlikte aşağıdaki soruları Mustafa Kemal'in Kanısı şiirine göre cevaplayınız diyor. Elif Kanısı'da hangi ismi vermiştir? Tabii ki Kanısı'da Mustafa Kemal'in Kanısı ismini vermişti değil mi? İkinci soru. Kanısı ile ne taşımaktadır? Elif Kanısı ile cepheye mermi taşıyor değil mi arkadaşlar? 3. Elif asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır? Yani ün salmıştır. Kuvvetli, hızlı oluşuyla nam salmıştır değil mi? Hem kuvvetli hem de hızlı. 4. Koca baş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır? Evet, Elif burada koca baş yere yığıldıktan sonra koca başa yalvarmış ama onun kalkamadığını görünce Kanı'ya kendisi geçmiş. Kanı'nın başına kendisi geçmiş. Kanı'yı yönlendirmiş. Mermileri taşımaya devam etmişti değil mi? Bunu aynı bu şekilde yazabilirsiniz. Şiirde geçen inliyordu dağların ardı yasla. Evet, inliyordu dağların ardı yasla. Sözüyle ne anlatmak istenmiştir arkadaşlar? Şiirde evet şu söz inliyordu dağın ardı yasla. Evet, ne diyor? Bu sözle dağın ardında savaş ve ölümlerin olduğunu anlatmak istiyor değil mi? Savaş, ölümler, şehitlerin olduğunu anlatmak istiyor. İnliyordu dağların ardı yasla. Geçiyorum bir sonraki. 6. Günlük hayatımızdaki sorumluluklarımızı yerine getirirken karşılaştığımız zorluklar nasıl çözümler üretiyorsunuz? Evet, nasıl çözümler üretiyoruz arkadaşlar? Günlük hayatımda sorumluluklarımı yere getirirken karşılaştığım zorluklarda ailemden, arkadaşlarımdan destek alarak çözüm üretebiliyorum. Evet, bunu bu şekilde rahatlıkla yazabilirsiniz. 5. etkinliğimizde okuduğunuz şiir size neyi çağrıştırdı diyor. Size çağrıştırdı kavramları.
ya da hissettirdiği kavramları, duyguları yazınız diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya şiirin çağrıştığı kavramlar şu, şiirin hissettirdiği duygular ise şurada. Evet, çağrıştırdığı kavramlar Türk kadını, benim aklıma ilk Türk kadını geldi. Milli mücadele, vatan savunması, vatanseverlik ve kahramanlık geldi. Sizin aklınıza farklı şeyler gelebilir. Ne, şiirin size hissettirdikleri nelerdir? Ben kararlılık dedim en başta. Kararlılık çok önemlidir başarı için. Kararlı insanlar azim. Evet, azim ve kararlılık diyor ya, azim. Fedakarlık, direnmek, evet direnmek ve gurur. Bu kelimeler, bu duygular, bu hisler aklıma geldi benim. Sizin farklı bir şeyler gelebilir. Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Evet, şurada yazdığımız kavramlar arkadaşlar çağrıştırdı ve hissettiği kavramları yola çıkarak neyi, cümleyi tamamlayabiliriz? Herhangi bir kelimeyle siz bu kavram cümleyi tamamlayabiliriz. Ben şu şekilde, canımız pahasına da olsa vatanımızı savunmamız gerektiğidir. Neymiş? Tamamlayınız diyor. Şiirin ana duygusu, evet. Şiirin ana duygusu canımız pahasına da olsa vatanımızı savunmaz gerektiğidir. Şiirin ana duygusu bu şekilde dile getirebilirsiniz. Ben geçiyorum 43. sayfaya arkadaşlar. 44. etkinlikte okuduğunuz şiir kahramanı kimdir? Fiziksel kişisel özelliklerini belirleyerek yazınız diyor arkadaşlar. Kahraman Elif Bacı, fiziksel özellikleri iri yapılı, kuvvetli, elma yanaklı, üzüm gözlü ve kınalı ellidir. Kişisel özellikleri vatansever, azimli, çalışkan, cesur ve fedakar. Evet, bunları aynen yazabilirsiniz çünkü kitapta bunlar var sevgili gençler. 5. etkinlikte ise Elif'in yerine siz olsaydınız kocabaş öldükten sonra ne yapardınız? Evet, Elif'in yerinde ben olsaydım önce cepheye gidenlere moral konuşması yapar. Evet, onlara moral vermek için moral konuşması yapar. Sonra onun yaptığı gibi, yani Elif'in yaptığı gibi Kaan'ın başına geçerek mermileri askerlerimize ulaştırmaya çalışırdım. Siz de bunu aynen yazabilirsiniz ya da daha da kısaltarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum 6. etkinliğe sevgili gençler. Siz durdurup yazıyorsunuz. Ben tabii ki hızlı gitmek zorundayım. 6. etkinlikte ne diyor? 6 çizili kelimelerin eş anlamlarını bulun, cümle içerisinde kullanınız. Burada çabuk, çabuğun anlamı hızlı ya da acele arkadaşlar. Aceleyi kullanmışız gördüğünüz gibi. Ali işlerini acele ile yaptı. Burada daim, daim ne demek? Sürekli demek. Sürekli zamanında yapıyor neyi? Derslerini, Ceren derslerini sürekli yanında yapıyor. Uzak, Irak demek arkadaşlar. Irak, ben iyi yazmışım ama siz Irak yazın, Irak yazmışım. Bir yerde, Irak bir yerde okula gidecek, evet. Uzak, yani Irak bir yerde okula gidecek. Nam, ün demek arkadaşlar. O olaydan sonra okulda ünlenmişti. Geçiyoruz. Bu kez yerine herkesten evvel, evvel önce demek. Önceden almıştı. Evet, şurada önce ödevlerini bitirmemi söyledi. Bu ne? İhtiyar. İhtiyar yaşlı demek arkadaşlar. Büyük annem görmeyeli çok yaşlanmış. Evet, eş anlamlılarını cümle içerisinde kullandık gördüğünüz gibi sevgili gençler. 7. etkinlikte ise ne diyor? İyiceden, iyiceden. Evet, yava iyiceden, iyiceden ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair burada niçin bu şekilde kullanmıştır? Eski Türkçe'de yavaştan yavaştan şeklinde söyleriz. Şair o dönemin halk diline dikkat çekerek, evet halk çünkü o bölgede o şekilde konuştuğu için halk diline dikkat çekmek için bu şekilde kullanmıştır. İyiceden, iyiceden, evet yavaş yavaş şeklinde söyleriz. Geçiyorum 44. etkinliği, 44. sayfaya arkadaşlar. Ne diyor? Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları yazınız. İnsana ait davranışlar gösteren varlıklar toprak ve rüzgar arkadaşlar. 2-3 satır okuduğunuz zaman. Peki gösterdikleri davranışlar ne? Toprak gülümsüyor, rüzgar ise rüzgarın geçmesi. Evet, rüzgar ise geçiyor. Toprağın gülümsemesi, rüzgarın geçmesi. İnsana, insanın özellikleri yüklenmiş toprak ve rüzgara burada. Burada da aşağıdaki örneklerde yararlanarak, örnekten yararlanarak cümle kurunuz diyor arkadaşlar. Mesela burada bir görsel var. Görsele bakarak birer cümle kurunuz diyor. Mesela burada yağmur var. Yağmur bulutları narin bir şekilde üzerime
ağlamaya başladı. Burada kedi var, kedimiz hastalandı. Ağaç var, ağaç yeni dallarıyla iyice büyüdü. Burada ay var, hilal şeklinde. Ay dede yorgun yorulduğu için, yorgun yorulduğu için uyutu demişim. Ay dede yorulduğu için, şunu siliyorum. Ay dede yorulduğu için uyudu şeklinde yazabilirsiniz. Geçiyorum bir sonraki etkinliğimiz. İki tane fotoğraf var burada. Görselleri inceleyiniz. Görsellere göre üç tane soruyu cevaplayınız diyor. Görselde dikkatini neler çekti? Benim Türk kadının kahramanlığı ve çektiği zorluklar çekti dikkatimi. Görselde kadınlarımızın zor günler geçirdiğini ve kahramanlıklarını görüyorum. Gördüğünüz gibi o şekilde yazmışız. İkinci soru, Mustafa Kemal'in Kanısı şiiri arasında nasıl bir ilişki var? Görselde Mustafa Kemal'in Kanısı şiiri arasında nasıl bir ilişki var diyor. Görseli gördüğünüz gibi arkadaşlar cephede, şurada savaş cephede, burada da insanlar toplanmış, birlik olmuşlar. Nasıl bir ilişki var? Türk kadının verdiği mücadelenin resimleri vardır. Mustafa Kemal'in Kanısı şiirinde de Elif Bacı'dan bahsedilmiş. Bu resimler Elif Bacı'yı hatırlattı şeklinde yazabilirsiniz. 3. Ne diyor? Görselde Mustafa Kemal'in Kanısı şiirinde yola çıkarak Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadının fedakarlık ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız. Siz şu konuşmayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurun. Yazınız lütfen. Ben geçiyorum. Başka bir şey var mı? Varmış. Evet, tekrar geldim buraya. Siz videoyu lütfen durdurun. Yazın. Son etkinliğimize doğru gidiyoruz aşağıya. Bakalım ne varmış. 10. etkinliğimizde nazar mı değdi göklerde ne? Ne diyor burada arkadaşlar? Noktalama işareti niçin kullanılmış? Hangi noktalama işareti kullanılmıştır ve niçin kullanılmıştır? Aşağıdaki dizelerin sonuna soru işareti kullanılmıştır. Evet, soru işareti kullanılmıştır ve cümle soru bildirdiği için soru işareti kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi soru işareti kullanılmış ve bu cümle soru bildirdiği için soru işareti kullanılmıştır. Burada bir eşleştirme yapmanız isteniyor. 1C ile eşleştirilecek arkadaşlar şu şekilde. 1C ile 2A ile eşleştirilecek. 3 ise B ile eşleştirecek sevgili gençler. Siz de böyle ya da başına C, A, B benim yaptığım gibi yazabilirsiniz. Son etkinliğimiz, okuduğunuz Mustafa Kemal'in Kanısı adlı şiiri kendi cümlelerinizi hikayeleştiriniz. Ben bu arada şu şekilde durduruyorum. Siz de durdurun ve hikayeyi yazın. Değiştirebilirsiniz. Kendiniz yeni bir hikayeyi de uydurabilirsiniz. Evet, burada son buldu arkadaşlar. Etkinliğimiz, bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere. WhatsApp gruplarında lütfen paylaşınız ki arkadaşlarınız da ödevlerini çabuk yapsın ve beraberce oyuna başlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.